böyle angarya işlerde onca zamandır çalışmaya mahkum olmazdı. Demek şunu istiyor. Oysa siz göklerden haber çalıyor diyorsunuz. Gaybı biliyor diye atıf yapıyorsunuz, sizi demiyorum. İnsanın içine hulul ediyor. Aklını başından alıyor diyorsunuz. Bastonuna yaslanmış aylardır duruyor. Vallahi anlayamamıştı diyorsunuz. Ya insan bu kadar komik, bu kadar müflis bir düşünce kuramaz ya. Yani şurada söylediğini yarım dakika sonra bu kadar çöktüremez. Benim dediğim çerçevede şu. Eğer biz bu Süleyman'ın saltanatının içten içe oğlu Yerobam tarafından altından girilip üstünden çıkarıldığını, tamamen koflaştığını, hiçbir mukavemet gücü kalmadığını bilseydik, çoktan kazan kaldırırdık, isyan bayrağını açardık, böyle niçin kelepçeli böyle emir altında, kumanda altında yaşardık, işin üç yüzüne vakıf olamadığımız için biz, yani o yukarıdan beri tarif ettiğimiz çerçevede geliyor. Ama bildiğimiz cinliği anlarsak, ama siz değil misiniz bunlar hani havalara gidiyor, uçuyorlar, insanın kalbini okuyorlar. Orayı niye görememişler? O zaman da şöyle bir izah yap. Hocam Allah Süleyman Aleyhisselam'a öyle demiş, öyle yapmış diyeceğiz. Ama bu çok tatmin edici değil. Yani biraz bir paradigmamızın olması, yorumu bazen burada böyle, şurada şöyle değil de bir tutarlılık içerisinde bir şey yorumlamamız lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Ama hocam siz cin suresinde o yabancılık anlamı verdiniz. Burada niye? Bakın Kur'an-ı Kerim'de bizim geleneğimizde vücuh ve nezair diye kocaman bir literatür vardır. Kur'an'da salat kelimesi geçer. وَلَمْنَكُمْ مِنَا مُسَلِّينَ'de başka anlam taşır. يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي o başka bir anlam taşır. اَقِنِ salatta başka bir anlam taşır. Doğru mu hocam? Tabii. Zekatı tezekkâda şirkten arınmaktır. Liz zekatı failiyonda başka bir anlamdır. İnnama sadakatı da başka bir anlama gelir. Yani kısacası bir kelime, Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayet muhtevasının içerisinde her kaç defa geçiyorsa hepsinde fix olarak bir tek standart bir anlam üzerinden gitmez. Dolayısıyla şöyle bir itiraz çok isabetli olmaz. Hocam orada ne dediyseniz cin kelimesini kaç kere önümüze gelirse hepsine de o anlamı vermek mecburiyetindesiniz diyemezsiniz. Çünkü Kur'an'da böyle bir kullanım düzeni yok. Ben derim de sorarım da siz bu doğru bir soru olmayacağını dersiniz. Yani yok. Ben sorarım. Eyvallah. Şimdi şöyle merak ediyorum etiketini izleyicilerimiz çok fazla soru yolluyorlar. Çok teşekkür ediyorum her programa göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı. Bizde hediyelerimiz oluyor tabii ki. Twitter'dan etiketimizi yazan, merak ediyorum etiketini yazan izleyicilerimizin arasından 10'ar kişiye de hocaların kitaplarından hediye edeceğim. Biraz sonra zaten kitapları da göstereceğim hangi kitaplar olduğunu. Şimdi yine etikete gelmiş. Artık bu cin bahsini kapatmak istiyorum. Melekler ve şeytanı konuşalım istiyorum artık programın sonlarına da yaklaşırken. Yani görünmeyen var. Hocam öyle gözünüzü açın. Cansız ben bir saattir ne konuşuyorum? Tamam görünmeyen var diye konuşmaya devam edeceğim. Melekler ve şeytan bahsi ama meleklere iman var. Dolayısıyla melek var. Şu sorulmuş. Madem öyle tamam cin demeyelim de görünmeyen varlıklar diyelim biz onlara. Şimdi bu Süleyman kıssasını yine bir anlamaya çalışalım. Benim yorumum bu. Aslında cinlerden bir ifrit Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar ben getiririm. Kitaptan ilmi olanlar, yani Müslüman olan bir kişinin profilini ortaya koyuyor, o konuda uzman bir kişinin. Ben göz açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi, önüne durdu. Aslında burada cinlerin beş duyularla algılanamayan bir varlık değil, cinlerin yine Süleyman'ın ordusunda hem Belkıs'ın tahtı hakkında istihbaratı bilgi ortaya koyabilecek bir cinlerden adam var,
Bir de Müslüman olanlardan adam var. İkisi de buna talip oluyor ve Müslüman olan adamın bu görevi üstlendiğini ve tahtını getirdiğini. Aslında tahtın kütlesel olarak oradan oraya aktarılması anlamında değil, tahtı hakkında Süleyman'ın Belkıs'ın ordusunun ne kadar silahı var, ne kadar ordusu var, ne kadar askeri var, ne kadar topuğu, tüfeği var. Yani onlara karşı biz savaşta ne hazırlık yapabiliriz? Bunun istihbarati bilgisini arıyor Süleyman. Yani oradaki göz açıp kapayıncaya kadar ifadesi de Kur'an'da bu sık sık geçer. Yani Allah'a göre zaman yok, zaman insanlara göredir. O göz açıp kapayıncaya ifadesi, o orduyu ne kadar zamanda, 3 günde mi, 5 günde mi, 10 günde mi keşfetmişse o süre içerisinde bir zaman sünnetullah olarak geçmiştir. Şimdi aslında Süleyman'ın asasının yıkılıp da cinlerin kaybı bilemediklerini ilgili bir ayeti okuyalım. Ondan sonra bu ayetin yorumunu ortaya koyalım. Yine Sebe suresinin 34. ayetinde böylece onun ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o yere yıkılıp düşünce açıkça ortaya çıktı ki şayet cinler kaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılatıcı bir azap içerisinde yaşamazlardı. Bunu güzel açıkladılar sanırım. Şimdi aslında Süleyman deptebeli bir orduya sahipti. Kuşlardan, cinlerden, hayvanlardan, efendim insanlardan bir orduya sahipti. Böyle bir ordunun bir çöküşünü anlatıyor Kur'an. Yani Süleyman'ın ölmesini o anlamda değil, Süleyman'ın tahtının toplum tarafından Süleyman'a itaatin ortadan kaldırılması, Süleyman'ın sözünü dinlemeyip Süleyman'ın o deptebeli, ihtişamlı hali ortadan kaybolduğu anlamını taşıyor. Yani imparatorluğun çöküşünü anlatıyor. İşte o çöküşünü eğer olacağını gayb, o deptebeli hayatta cinler çalıştırıldı, zorla istemeyerek de olsa çalıştırıldı ama o deptebeli hayatın sona ereceğini cinler daha önceden bilemediler. Ve dolayısıyla eğer bilmiş olsalardı bu Süleyman'ın ordusunda çalışmazlar. İstemeyerek çalıştıkları ortada çıkarlar giderlerdi ifadesi kullanıyor. İşte Süleyman'ın asası oradaki devlet gücünü temsil etmekte. Asanın kurt tarafından yenilmesi de o toplumun laskalaştığını, Süleyman'a karşı o itaatin itaatsiz hale dönüştüğünü anlatıyor. Ve dolayısıyla rüşvetin, ahlaksızlığın, soygunculuğun, hırsızlığın alabildiğini arttığını anlatıyor. İşte ağaç kurdu, yedi, çöktü, göçtü deyince artık Süleyman'ın sözünün diğer insanlar tarafından dinlenmediğini gören cinler istemeyerek çalıştıkları oradan çektiler gittiler ifadesi kullanmakta. Evet, şimdi devam edelim yine. Bunlardan bizim korunmamız gerekiyor. Demek ki bunların kötüleri de var. Telak suresini okuyoruz, Nas suresini okuyoruz. Bu çok mühim. Bunu böyle soralım. Bir de bu kötü varlıklar kullanılarak insanlara büyü yapılıyor mu? Bu çok fazla geldi. Çünkü hep mesela insanların böyle büyü konusunda yine suistimal edilen bir nokta bu. İnsanlar en ufak bir sıkıntıları olduğu zaman işte suistimal eden biriyle karşılaşıldığı sana büyü yapılmış, sana o yapılmış, sana bu yapılmış, bunu çözmenin yolları şunlar bunlar denilebiliyor. Bu çok ciddi bir problem şu an günümüzde. Ve bunların da yapılırken işte cinler kullanılmış. Hadi bakalım işte şunu bazı özel eşyalar. Bunu yap, işte soğan pişir.
ya da işte onu yap, bir takım ritüeller. Şimdi benim hani bu konuyla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için söyleyemiyorum ama bir takım ritüel listesi, bir takım reçeteleri var bunların. Ne dersiniz? Telak ve Nas suresi ve büyü meselesinde kullanılıyor mu bu görünmeyen varlıklar, özellikle kötü olan? Yani orada bir metodoloji, kendime bir yöntem koyduğum için dedim ki Çin bizim kültürümüzde, Arap kültüründe ve bugün kültürümüzde cinin karşılığı, yani Türk milleti cin dediğinde bizim kastettiğimiz cini kastetmiyor. Biz, okul yabani gibi bir şey. Yani bizim kastettiğimiz, burada iki hocanın kastettiği cin, görünmeyen bütün varlıklara verilen bir isim olarak cin dedik. Melekler de bunun içerisinde dedik. Bu cin. Fakat Türkiye'de cin denilince ayakları ters. Memuratlar deniyor. Bunlara memuratlar. Yani insanların hafızalarında uydurdukları ve aktara aktara çoğalttıkları hikayeler. Şöyle bir memurat hatırlıyorum. Hacettepe'de bir çalışma yaptım. Bir doçentin çalışmasından hatırlıyorum. Diyor ki öğrenci yurtta, kaldığı yurtta lavaboya gitmiş. Tam ellerini yıkarken bir bakmış. Yan tarafında bir varlık var. Dikkat etmiş. Bir bakmış ayakları ters. Allah. Hafızasında ayakları ters olanlar cinlerdir diye fikri olduğu için koşa koşa müdür odasına gitmiş. Hocam demiş bir varlık gördüm. Bir şey gördüm ayakları ters. Müdür de kaldırmış ayaklarını masanın üzerine koymuş. Böyle mi demiş. Onun da ayakları ters. Aa evet evet. Ben ortaokuldayken bu hikayeler çok popüler. Bu hikayeleri şimdi birisi bunu kurguladı, yazdı, etti. Ondan sonra anlatılıyor. Bunun gibi 100 tane hikaye uydurduğunuz zaman buyurun size koca bir cin külliyatı. Ve Türkiye'de insanlar, çocuklar bu kültürle korku içerisinde yetiştirildikleri için nevrotik şahsiyetler olarak karanlıkta şuradan şuraya aynen, gidemez artık. Gidemezler. Özellikle dindar çocukların böyle bir kültürle yetiştirilmeye hakları yok. Yok. Bu bir zulüm. Özellikle dindar çocuklar, dindar camiada bunlar hakim. Aslı astarı olmayan bu hikayelerle biz bunlarla büyüdük, biz bunları duyduk ve dışarı çıkmaktan korkuyorduk. Bu kültür, müşrik kültürün bir uzantısı, Arap kültürünü bir uzantısı. Yani pagan, animistik. Pagan kültürün bizim dışımızda canlı varlıklar var ve onları başkalarının üzerine salabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Böyle bir şey diyorum ya, kendi metodolojim böyle bir şeyin olmadığını, büyü yapmak için ya da birisini cinlendirmek için, onu mecnun hale getirmek için böyle varlıkları hazır kullanıma, keşne varlıkların olduğuna ben inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle bir şey var ve bunu yapıyor insanlar. Şu, bunu bize ima edecek hiçbir ayet-i kerime yok. Denilebilir ki Felak ve Nas surelerini o zaman niçin okuyoruz? Evet, dedim işte. Gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Ayet-i kerime böyle diyor. Sadece bu kısmı alalım. Gecenin şerrinden Allah'a sığınmak ne demek? Bir düşünelim. Gecenin kendisi şer midir? Demek ki şerri şeyler dolaşıyor olamaz mı? Gecenin ama gecenin sizin zaman, dinlenmeniz için geceyi tamam benim dinlendiğim vakitte başkalarının gününüz olamaz mı? Hani alemde yalnız değiliz ya mesela cinler vesaire dolaşıyordur. Bakın, onların da şerri vardır ondan sığınıyor işte Kur'an Allah'a. İşte böyle düşündüğünüz zaman buna vesvese diyor Kur'an-ı Kerim. Vesvese. Kendi kendimize vesvese. Gerçekten eve giriyorsunuz bu çok gündelik yaşamda. Öğrencimize eve giriyorum diyor hocam diyor. Kulaklarım diyor mutfakta yatak odasında acaba bir şey var mı diye. Evet. Niye böyle? Çünkü başına gidiyor. Ben mesela bunları konuştum. Ama işte bunların asrının olmadığı. Şimdi bu akşam güzel bir uyku çekersiniz. Bence de. Çünkü Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Allah'a inanan, ona güvenen, mütevekkil insanlara zarar vericilerden hiçbir şey zarar veremez. İster üzerinize birisi böyle bir şey salmaya niyetlensin ve size yazsın, büyü yapsın ya da bir cini musallat etmeye çalışsın. İsterse başka. Mesele şudur. Kur'an-ı Kerim'de takva diye bir terim var. Takva şu, Allah'ın sizi üzerinize gönderilebilecek, salınabilecek her türlü sözden, büyüden ya da başka şeyden koruyacağına dair inancı zihninizde canlı tutmanızdır. Yani bir nüska ya da başka bir şey yazıp buraya asmak değil. Bunun hiçbir faydası yok.
Ama Allah'ın sizi sürekli koruduğuna ilişkin bir program, virüs koruma programıdır bana sorarsanız. Virüs koruma programı gibi bilgisayarda Allah'a güvenen bir insanın, onun koruduğu bir insanın hangi varlık ona zarar verecekmiş gibi canlı bir koruma programı, bence o güveni duyamıyorsa bir insan, o zaten cinlenmeye, büyülenmeye hazırdır. Mesele burada bir tarafta Allah var, sizi korumaya aldığını söyleyen. Diyelim ki hocam, diğer tarafta saldırmaya hazır insanlar, o boşluklardan sızdılar ve bizim başımıza böyle bir şey, tamam, diyelim ki öyle bir açık bir dönemimiz oldu. Yani hani her insanın işleri çıkışları var, bir yerde bir bağlantıyı kopardık ve böyle bir şey geldi başımıza. Tamam, çok güzel. Demek ki gelebiliyor yani. İşte gelen şey, çok güzel söylediniz, ben o kadar netim ki bu konuda. Bir bilgisayarın virüs koruma programında sürekli güncellenmediği zaman, bir açıklık olduğu zaman nasıl virüs girebiliyorsa, bir insanın bana büyü yapılabilir düşüncesi onun büyü yapılmaya açıklığını gösterir. Beni cin çarpabilir demesi, cin çarpmaya açıklığı demektir. Şuna inanması lazım, iman şunu gerektirir. Allah'a inanan bir insan kendisine hiçbir büyünün, hiçbir cin tasallutunun dokunamayacağına inanması lazım. Tamam, bu bir reçete. Yani siz korumak. Diyorsunuz ki, siz bu kötü varlıkların, görünmeyen kötü varlıkların şerrinden korunmak ya da işte büyüden, her türlü kötü gözden. Öyle kötü varlıklar yok işte. Diyorum ya, kötü varlıklar algısı bizim yarattığımız bir algı. Arap toplumundan kaynaklı. Ben kötü olan bizimiz yani. Kötü bizim düşüncelerimiz, onu söylemeye çalışıyorum. Ben Felak ve Nas surelerinin niye okunduğunu ve niçin var olduğunu, indiğini anlatmak için izniniz olursa birkaç dakikada böyle bir Arap toplumunun cinlerle ilgili düşüncelerine dair bir böyle bir resmi geçit yapayım isterseniz. Şimdi siz de söylediniz, Araplar, hocam bu cinlerle evlilikler falan filan diyorlar, olur mu? Araplar inanmıyorlar. Araplardan kadın kılığında görünen cinlere genel olarak silat denir. Kadınlar kadın kılığında gelir, erkeklere aşık olur, insan erkekleriyle evlenirler, buna nedime denir. Erkek cin gelir, İnsan soyunun kadınıyla ilişki kurar, ona da nedime denir. Bunlar Arap inanışları, İslam öncesi. Bu cinler kabileler halinde yaşarlar. Diğer karşı kabile bir saldırıya geçerse, aynı İslam öncesi Arap kabileleri gibi anlaşmaları bozarlar. Eyyam-ı Arap gibi savaşlara başlarlar. Bu cinler genellikle izbe mekanlarda, vadilerde ve karanlıklarda yaşarlar. Kabile şefleri vardır. O vadiden geçerken o şeflere sığınılması gerekir. Bir Arap kervancı gece ıssız, izbe bir mekanda gidiyorsa, o vadinin oraya işgal edildiğini, o varlıklar tarafından kendine zarar gelebileceğini düşüncesiyle hemen duaya başlar. Eûzu biseyyidi hâzel vâdî min şerri sufahâihi, diyor ki ben bu vadinin efendisi olan cinne sığınıyorum, bunun serkeş cinlerinin bana satışmasından dolayı. Bakın, sığınak nereyi gösterdi? Cinni. Kur'an iniyor, diyor ki eğer sığınılacak bir merci varsa, İster senin algındaki gece algıladığın, şerir algıladığın gecenin şerrinden, ister insana dokunuyor saydığın vesvesecinin, ister cininin şerrinden bir tek adres var sığınılacak, o da insanların, herkesin Rabbi olan Allah'a sığınacağız. Bu Kulânzu bir Rabbil Felak ve Nas sureleri, işte efendim bir Yahudi peygamberimize bir şey yapmış, aslı yok. Ondan sonra alınmış bir kuyunun bir tarafına sokulmuş. Hazreti Ali'ye demiş ki git onu oradan al demiş. Gelmiyor. Yok. Cibril haber vermiş falan, bu sure inmiş. Hangisi olduğunu da bilmiyoruz. Yani Cibril haber verdiği için, bulunduğu için mi düzeldi, bu sure mi kurtardı? Bu sure Mekke'de indi. Bu sure Mekke'ye bir sure. Olay Medine'de oldu anlatılıyor. Evet. Bir anakronik. Bu, evet. Yani. Nebit bin Asım. Yani bu sureler Mekki surelerdir.
amacı da yine Kur'an'ın Mekke dönemindeki en temel kritik konusu olan tevhid inancını tam anlamıyla ortaya koymaktır. Ben şöyle Arap dili edebiyatında çok güzel bir kavram var. Bunu arz edeyim isterseniz. Bu cinlerin Kur'an-ı Kerim'de niye yer aldığına dair çok böyle şey, spot bir cümle. Arapçada size haber aktaran cümleler, yani iki türlüdür. Faideyi haber deriz, lazımı faideyi haber deriz. Bu iki kategori çok önemli. Faideyi haber, can sonuçludur. Sizin bilmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir konuda sıfırdan sizi enforme edici cümlelerdir. Yani İstanbul'u hiç tanımıyorsunuz. 14 milyon nüfusa sahiptir. İki Boğaz Köprüsü, şimdi üçüncüsü yapın. Bunlar faideyi haberdir. Can Soran, Boğaz var ya, insanı kahreden bir şey dediğim zaman aslında ben Boğaz'ın kahredicilik özelliğini anlatmıyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz trafiğin çok berbat olduğunu. Bakın, yani bazı cümleler de bir yanlış algıyı, yanlış inanışı düzeltmek için zikredilir. Zikredilmesi orada anlatılanın gerçekliğini ispat olduğunu amaçlı değildir. Yani bu cinler yukarılara çıkar, haber çalar derken böyle bir prosedür sürekli işlemektedir. Den ziyade Kur'an-ı Kerim'in kaynağına bir leke sürülmesin inancını temellendirmek içindir. Buradan bakarsak Felak ve Nas sureleri de müşriklerin Allah'tan başka sığındıkları bir takım varlıkları saf dışı edip sığınak merciği olarak sadece ve sadece Allah'a sığınılması gerektiği ilkesini belirtmek için vardır. Ama bazı hadislerde Peygamberimizin bu iki sureyi okuduğu şöyle vücudunu sıvazladığı ve böyle yaptığı yazar. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Şimdi konu ister istemez rukiye meselesine geliyor. Yani insanları tedavide ben arabama iyi bakarım. Zamanı gelince de en uygun kasko ve trafik sigortası için sigortam nete bakarım. Bazen de bir bakarım. Kaza yapmışım. Olsun. Başıma bir iş gelirse bir alo derim. Hallederler. Değil mi keçi? Keçi! Ne? Kazancım net, sigortam net.
özürle gitmiş. Sıkıntı oldu. Hangi sokulunda bilmiyoruz. Yani Cibril haber verdiği için, bulunduğu için mi düzeldi? Bu sure mi kurtardı? Bu sure Mekke'de indi. Bu sure Mekke'ye bir sure. Olay Medine'de oldu anlatılıyor. Evet. Bir anakronik. Bu, evet. Yani. Nebit bin Asım. Yani bu sureler Mekki surelerdir. Amacı da yine Kur'an'ın Mekke dönemindeki en temel kritik konusu olan tevhid inancını tam anlamıyla ortaya koymaktır. Ben şöyle Arap dili edebiyatında çok güzel bir kavram var. Bunu arz edeyim isterseniz. Bu cinlerin Kur'an-ı Kerim'de niye yer aldığına dair çok böyle şey, spot bir cümle. Arapçada size haber aktaran cümleler, yani iki türlüdür. Faideyi haber deriz, lazımı faideyi haber deriz. Bu iki kategori çok önemli. Faideyi haber, can sanırım şudur. Sizin bilmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir konuda sıfırdan sizi enforme edici cümlelerdir. Yani İstanbul'u hiç tanımıyorsunuz. 14 milyon nüfusa sahiptir. İki Boğaz Köprüsü, şimdi üçüncüsü yapın. Bunlar faideyi haberdir. Can sonra Boğaz var ya, insanı kahreden bir şey dediğim zaman aslında ben Boğaz'ın kahredicilik özelliğini anlatmıyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz trafiğin çok berbat olduğunu. Bakın. Yani bazı cümleler de bir yanlış algıyı, yanlış inanışı düzeltmek için zikredilir. Zikredilmesi orada anlatılanın gerçekliğini, ispat olduğunu amaçlı değildir. Yani bu cinler yukarılara çıkar, haber çalar derken böyle bir prosedür sürekli işlemektedir. Den ziyade Kur'an-ı Kerim'in kaynağına bir leke sürülmesin inancını temellendirmek içindir. Buradan bakarsak Felak ve Nas sureleri de müşriklerin Allah'tan başka sığındıkları bir takım varlıkları saf dışı edip sığınak merci olarak sadece ve sadece Allah'a sığınılması gerektiği ilkesini belirtmek için vardır. Ama bazı hadislerde Peygamberimizin bu iki sureyi okuduğu şöyle vücudunu sıvazladığı ve böyle yattığı yazar. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Şimdi konu ister istemez rukiye meselesine geliyor. Yani insanları tedavide psikolojik olarak, takviye olarak rukiye ile tedavi meselesi var mıdır, yok mudur? Bununla ilgili de hadisler gerçekten birisi ak diyor, bir kısmı kara diyor. Hadis şarihleri bu konuda biraz sıkıntı çekmişler. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi'nde de وَقِيلَ مَنْ رَاقْ diye anlatırken yok mu bunu okuyup üfleyip de tekrar hayata döndürecek adam derken burada bir inanışın üzerine atıf yapıyor. Yoksa böyle değil. Oldu, gerçekliğini söylemek için değil. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Biz Allah'tan her daim sığınırız, yardım isteriz, başımız sıkıştığında isteriz. Ancak dua edişimizle Allah'a sığınma biçimimiz şöyle olmamalıdır. Ya Rabbil Alemin, IŞİD'i Suriye'den def et. Olur. Yani sen burada otur. Özellikle de Kandil gecesinde 35 dakika saydır böyle güzel güzel cümleleri. Ama bu yönde siyasi, fiili herhangi bir adım atma. Ya ne yapayım şimdi? Gideyim Suriye'ye savaşayım mı? Hayır. Asker dedim, bir şey değilim yani. Şunu demek istiyorum. Ben dedim ama benim de gücüm ona yeter şu an burada. Şunu dedim, bir örnek olarak söyledim. Demek istediğim şudur. Bizde dua dediğimiz şeyi kılımızı kıpırdatmadan her işi Allah'a doğrudan havale gibi algılamak yerine dua fiilen yapılır. Fiili duadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de biz Ud'uni estecib lekümü nazlı sesin yeter Cansu, Mustafa sen yeter ki buyur, iste ben hemen derhal ne istiyorsan göndereyim gibi bu ayeti böyle yorumluyoruz. Oradaki dua Ud'uni, çünkü Kur'an-ı Kerim'de hocam yed'une min dunillahi dediğimizde dua ederlerden ziyade bir tapınmadan, bir eylemden bahsediyoruz. Yani Allah'a siz kulluğunuzu, ibadetinizi, boyun eğilişinizi gösterin. Ben de onun mukabilinde üstüme düşen neyse onun karşılığını vereyim diye anlamak lazım. Bu açıdan bakıldığında ben Kulavuzu Birabbil Felâ'da, Nas suresinde yeri gelir ayet-i kürsi de Cenab-ı Allah'la ilişkimi, hukukumu sık tutmak için
destek, moral, motivasyon için, kendimi daha zinde hissetmem için okurum. Ancak şöyle bir şey değil. Bu eczanede gastroenter, kron hastasına efendim imran kullanacaksın gibi filan hastalığa da ayetel kürsü okuyacaksın şeklinde bir tedavi biçimi olarak algılanmasına ben çok sıcak bakmıyorum. Son bir cümle daha söyleyeyim. Evet, meleklere geçelim. Evet, bizim bu tıbbı nebevi kategorisinde Peygamber Efendimiz'e izafe edilen, hani şu hayvanın işte idrarından şöyle şu olurdu, bu olurdu. Bunların bir kısmının, ben Hanefi gelenekteki sünnet meselesini hüda ve zevait, yani Müslümanlara bir istikamet verici, dini ahlaki rehberlik edici sünnet, bir de kendi kültürel içine doğduğu dünyada edindiği bilgi, büyüklerinden öğrendiği kültürel çevre. O açıdan baktığında Peygamber Efendimiz'in bir takım inanışlarının, kültürel uygulamalarının olması gayet doğaldır. Bu da yadırganmamalıdır. Siz teberrüken onu sünnet sayarsınız. Ben de saymayı veririm yani. Orada da bir sıkıntı yok. Şimdi merak ediyorum etiketiyle birlikte sorularınızı bekliyoruz tabii ki. Son başta. Artık melekleri konuşacağız. Tabii. Meleklerin içinde şeytanla bir parantez açıyoruz. Aslında dediğim gibi mesele çok uzun. Hani cin meselesine de girdik çıkamadık. Şimdi imanın şartlarından biri meleklere iman. Meleklerle ilgili tartışılan meselelerden bir tanesi. Allah niçin melekleri yaratma gereği duydu? Çünkü günahsız olduklarına inanıyoruz. Günahsızlar. Bir de meleklerin ne zaman yaratıldığı tartışma konusu. Baştan beri varlar mıydı? Sonra mı yaratıldılar? Bir melek girişi yapalım da. Yapalım. Buyurun hocam. Tabii gaybi varlıklar oldukları için yani konuştuğumuz alan gayb ve bu özellikle melek konusundaki bilgilerimiz bizim tamamen vahiy temelli. Bu rasyonel olarak üreteceğimiz bir şey değil. Ama meleklerin felsefe dilindeki karşılığı bize biraz bu konuda farklı yorumlara gidebilmemizi sağlıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki Allah'la melekler arasındaki diyaloglardan, diyalog bahsedilen o Adem'in, Adem'e secde meselesindeki diyaloglardan meleklerin öyle iradeleri olmayan, hiçbir şey yapmayan varlıklar olarak tanımlamamızı da bazen zorlaştırabiliyor. Bunu yine Maturidi'den hatırlıyorum. Maturidi otoriter bir isim olduğu için onu anmakta yarar görüyorum bu konularda. Adem'in yaratılmasında bir itirazvari bir cümle kullanıyorlar ya, işte yeryüzünde kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Bu meleklerin böyle bir cümle kullanması aslında bir öngörüleri, bir iradeleri ve sahip olduğunu gösteriyor diyor. Öyle de çok otomata bağlanmış robotik varlıklar gibi algılanmasını dışlıyor. Meleklerin mesela bizim yaratılış, felsefede yaratılış hiyerarşisinde meleklere bir yer veriliyor. Şöyle kabul ediliyor. Allah soyut varlık olduğu için alemle doğrudan irtibatı kendisi sağlamıyor. Melekler vasıtasıyla bu yaratılışı da melekler vasıtasıyla sağlıyor. Bilgi aktarımını da melekler vasıtasıyla sağlıyor. Buna yani buna bir ihtiyaçtan dolayı siz soruyu sorarken öyle kurdunuz. Neden melekleri yaratma ihtiyacı duydu? O kelimeyi, ihtiyaç kelimesini Allah için tercih etmiyoruz. Yani bu ihtiyaçtan dolayı değil bu. Ama bence melek ifadesi alemin anlaşılmasını sağlayacak bir planın parçasıdır. Yani melekler birer fonksiyon icra ediyor, melekeler gibi, melekelerimiz gibi, aynen insan gibi. İnsanı bir bütün olarak düşünüyoruz ama parçalıyoruz. Ne diyoruz? Görme melekesi var, işitme melekesi var, tat alma melekesi var, koklama melekesi var, dokunma melekesi var. Böylece insanı parçalayarak bütünlüyoruz. Her bir meleğe yüklenen fonksiyon aslında evrenin, alemin fonksiyonlarıdır. Böylece anlaşılabilir, açıklanabilir bir evren modeli bana sorarsanız önümüze çıkıyor. Her bir melek. Çünkü mesela İsrafil'le yüklenen yük aslında Allah-u Teala'nın bizatihi kendisinin üzerine aldığı, yaptığı iştir.
Azrail'e yüklenen işte ölüm meleği, Melekül Mevt diyor, ölüm meleği. Ölüm meleğine yüklenen misyon aynı şekildedir. Ben onu, yani melek inancı burada klasik kültürümüz efendim, melekler şöyledir, nurdan varlıklardır. Yemezler, içmezler, evlenmezler. Mesele o değil. Mesele yaratılan kozmik sistem içerisinde, evren içerisinde melek dediğimiz bir varlığa niçin bu misyon yüklendi? Ve bazı meleklerden iki kanatlı, üç kanatlı meleklerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ya evet işte mesela şeytan tasviri ve melek tasviri yapabiliyor muyuz? Mesela hani böyle filmlerde gördüğümüz gibi mesela kanatları mı var meleklerin ya da şeytanın işte böyle boynuzları? Bana sorarsanız Kur'an-ı Kerim onları böyle bir tasavvura, böyle bir tasvire sokmamamız için bu ayeti kelimeyi söylüyor. Meleklerin kanatlarından bahsediyor. Ama şöyle işte bakın, normalde iki kanatlı deseydi, zülcenahen deseydi, biz derdik ki evet melekler iki kanatlı. Hı. Fakat böyle olmadığını söylemek için, yani meleklerin kanadının böyle bir kanat olmadığını söylemek için üç melekli kanatlardan da bahsediyoruz. Hocam melekler de yok demiyoruz değil mi şu an? Melek yok demiyoruz. Tamam. Melek yok demiyoruz. Biz hayır asla öyle şey olur mu? Hı. Melek var fakat bizim yaptığım şu anda ehli sünnet kelamının, ben ehli sünnet kelamcısı olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Tevil yapıyoruz. Eş'ari geleneğinde, Mu'tezile'nin de, Maturidi geleneğinde, bütün bu konularda, muhkem olmayan konularda, muhkem olmayan ayetler, yani gündelik yaşamımızı düzenlemeyen ayetlerle ilgili alanda tevil yetkimiz var. Tevil ediyoruz. Bu tevilde hata yapabiliriz, doğru söyleyebiliriz ama mesele şu, varlıkları tabii ki meleklere iman ediyoruz, melekler var. Ama melekten kasıt nedir? Bu melekler ne ifade eder? Şimdi ben size sorsam hangi inanç kitabında bulup bana karşılığını söyleyebilirsiniz? Bulamazsınız. Meleklerin üç kanatlı olmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim ayette. Üç kanatlı melekler. Mesna ve sülase ve ruba. Mesela. Peki bir şey söyleyeceğim. Kanat o zaman bu kanadın. Ben melekleri görüyorum. Melekleri hizmetimde kullanıyorum. Ben şeytanı görüyorum, şeytanlarla her gün konuşuyorum, ben cinlerle konuşuyorum, cinleri görüyorum. Tabi Kur'an'ın anlattığı şekildeki melekler, Kur'an'ın anlattığı şekilde şeytanlar, Kur'an'ın anlattığı şekilde cinler. Melek tanımladığımız gibi evrende yaratılmış, insanların hizmetine verilen, zerreden küreye kadar bütün varlıkların genel adıdır melek. İşte meleklerin kendilerine has, kodlanmış bilgiler vardır. Bu görevleri icra etmeleri ile insanlara o melekler sevdiriyor. Eğer melek olmasaydı insan olmazdı. İşte meleklerle insanlar hayatını idame ettiriyorlar. Doğru yola gitseler de meleklerin kanalıyla hizmetlerini yerine getiriyorlar. Melekler işlerini onların yapıyor. Yanlış yola gitseler de meleklerle bunları yapıyorlar. Yanlış yolun tetikleyicisi iblis meleği, doğru yolun tetikleyicisi de takva meleğidir. Birisi Rabbim Allah'tır sözünde sadakat göster diyor. Böyle bir teklifte bulunuyor. Birisi de Rabbim şeytandır veya tağuti sistemlerdir diyor, böyle teklif sunuyor. Sen de burada özgür bir halde bunlarla sen hayatını, kararını verip düzenliyorsun. Yani meleği böyle soyut varlıklar olarak tanımlamak ne kadar yanlış bir şey. Portakal ağacı da bir melek, muz ağacı da bir melek. Melek tanımına bunların hangisi ters? Bak Kur'an-ı Kerim'de 93 yerde melek kelimesi geçer. Şu tarife 93 yerde geçen melekle ilgili ayetlerden hiçbirinin tezat teşkil ettiğini gösteremezsiniz. Bakın melek insanların biyolojik, psikolojik, fiziki yapısı da dahil olmak üzere insanların dışında insanların emrine amade olan zerreden küreye kadar yaratılmış olan varlıkların genel adıdır melek. Yani daha önce söylediğim gibi kainatta bir melekler var bir de insanlar var. Başka varlık yok.
Meleklerde irade yok, akıl yok, suç işleme yok, cehennem ve cennete gitme olayı da yok. Sadece bunlar cennet, cehennem de melek. Efendim yaratılmış olan hayvanıyla, bitkileriyle, dağlarıyla, ovalarıyla bunların hepsi de melek. İşte bunlarla insanlar hayatlarını, kararlarını verip yol seçiyorlar, yolda yürüyorlar. Bunu böyle tanımladığın zaman Kur'an'daki meleklerle ilgili bütün ayetlerle uyum halinde ve yaşamla uyum halinde olduğunu görürsün. Yani Allah'ın yarattığı evrenle Allah'ın gönderdiği vahiylerin tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu dindir. İşte bu din fıtrat dinidir, Hanif dinidir, İbrahim dinidir. İşte tevhidi oluşturan bu dindir. Maalesef bu din ortalarda gözükmüyor. Evet, buyurun. Bu kanadı. Peygamber Efendimiz'in bir tasviri var mı meleklerle ilgili? Çünkü iki kere gördüğünü biliyoruz değil mi ahir ömründe? İlginç bir şekilde bakın. Hazreti Peygamber'in Ufuk-u Ala'da ve Sidretül Münteha'da gördüğü söyleniyor Cebrail'in. Fakat gördüğü yer mekansızlık. Dikkat edin lütfen. Sidretül Münteha, sonsuzluğun sınırı. Ne demek bu? Oradan öteye geçerse zaten yanıyor melek değil mi? Ufuk-u Ala mesela. En yüksek ufuk. Ufuk dediğiniz bir mekan değil. Ama Dıkiyetül Kerbi Hazretleri kılığına girip mescide gelmedi mi? Cebrail işte, aleyhisselam. Öyle derseniz, öyle derseniz. Mesela bu diyorum bizim abi, ben kelamcıyım. Bir hadisçi arkadaşımızla konuştuğumuz zaman size yardımcı olabilir. Ama bir kelamcı... Bir dakika, ben burada bana bir ince bir gönderme mi o? Bir araya gelip de konuşalım. Ya inançtan bahsediyorsak eğer, meleklere imandan bahsediyorsak o zaman bu konuda hadislerin melekler konusunda ne dediğini bana getiremezsiniz. Nasıl? İnanç meseleleri sadece Kur'an'la temellendirilir, tartışmasızdır bu. Yani bütün mezheplerin ortaklaşa kabul ettikleri bir şey var. İnanç meseleleri bir şey, daha doğrusu inanç konuları... İnancın şeklini mi alıyor hadislerden? Mesela namaz kılın şeklini... Hayır, inanç meselesi değil ki. Namaz kılıp kılmamak inanç meselesi değil. İman edilecekler bellidir. Allah'a inanacaksınız, meleklere inanacaksınız, kitaplara inanacaksınız. Bunlar sayılıyor. Ve bunu belirleyecek olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla melekler konusunda... Hadislerde ne var? Bakarız. Hadis külliyatında ne demiş? Tamamen epistemolojik olarak alırız, değerlendiririz. Bir kültürdür. Ve Kur'an'la örtüşen şeyler vardır. Alırız. Başımızın üstünde Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan bir sözün başımızın üstünde yeri var. Onu demiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim bu konuda neler söylüyor? Onu bile tartışırken bakın, üç kanatlı melek nedir dediğiniz zaman siz burada dünyanın fikri çıkar ortaya. Öyle mi? Mesela hamelet ama mesela Kur'an-ı Kerim mesela meleklerle ilgili şunu da söylüyor, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, hani dedik ya bu Dıhiyetül Kerbi Hazreti, onu bana deyip bir hadis profesörüne soruyor. Hazreti İbrahim'in konukları mı? Aynen öyle. Evet. Orada da Kur'an-ı Kerim bana diyor ki geldi evine, hatta yemek yemedi. O zaman düşmanlar yemek yemezmiş. Diyor ki ey İbrahim, biz meleği sana çocuk müjdelemeye geldik. Buradan da işte Lut kavmini miydi yok etmeye gideceğiz. Yani buradaki mesele de Kur'an-ı Kerim'i evet, temel olarak aldığımızda insan kılığını evet, gelişimi de görüyoruz. Kur'an'ı çok çalışan bir arkadaşımız vardı. Hocam. Eyvallah. Döneceğim tekrar. Tamam. Hayır. Müsaadeniz olursa yaratıldıkları zamanla ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam. Sonra bu meleklerin evet, insanlara görünebilir mi? Sadece peygamberi mi görünebilir? Onu da şey yapalım. Şimdi... Kur'an-ı Kerim'de kainatın 6 günde yaratıldığını, bu 6 günün 2 günü, 2 günü, 2 günü diye Fussilet Suresi'nin 9-11. Ayetlerinde var. Fakat meleklerin yaratılış kategorisine, zamanına dair Kur'an'da açık ifade yok. Tevrat, Eski Ahit'te 2. ve 5. gün gibi tabirler var. Fakat bunun da zaman olarak nereye tekabül ettiğini biz bilmiyoruz. Çok kaba bir tabir yani bu. 6 günün 2. günü veya 5. günü. Fakat ve iz gâle rabbikelil melâiketi diye başlayan o hani yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek ayetinden bakıyoruz ki insanoğlundan daha önce bir melek denen varlık
kainatta yaratılmış. İnsandan önce var. Fakat zaman kategorisi olarak, belli ki mevzu bahis edilmediği için böyle bir teknik ve spesifik bir konuya Kur'an'da yer verilmemiş. O kıssa çok cazip, dikkat. Melek tabirini bilemezsek bunları zaten anlayamayız. Zaten evrendeki ilk yaratılmaya başlamasından ve insanoğlunun yaratılıncaya kadarki dönemdeki oluşumların hepsini Kur'an melek olarak tanımlıyor. O zaman meleklerin yaratılmaya başlaması ile insanoğlunun yaratılmaya başlaması arasında bugünkü müspet bilimlerin ortaya koyduğu bilgilere göre 13 milyar 700 milyon yıl geçtiği söyleniyor. Tahmini bir rakam. O zaman 13 milyar 700 milyon yıl içerisinde bu melekler yaratılmaya başlamış ve yaratılmaya devam etmiş. Hala şu melekler yaratılmaya devam ediyor. Zamanı bu. Lafzen böyle okuduğumuzda Cenab-ı Allah'la İblis arasında bu mükalemenin, bu karşılıklı diyaloğun hakikaten lafzen mi vücut buldu? Yani Cansu Hanım, hiç tahmin ettiniz mi yani?